60 sene sonra bile Jackson Pollock'ın resimlerinin sıra dışı özelliği bizi etkileyebiliyor. Sanatçının daha önce ayak basılmamış alanlara girdiğini hissedebiliyorsunuz. Pollock'ın yaptığı resim geleneği için o kadar sıra dışıydı ki eminim kendisi bile etkilenmiştir. Size Pollock'la ilgili sevdiğim bir hikaye anlatayım. Long Island Springs'teki stüdyosundayken eşi Lee Krasner'ı yaptığı şeyi göstermek için çağırıyor ve ona soruyor. Bu resim mi? Bu güzel bir resim mi? Ya da bu resim güzel olmuş mu diye sormuyor. Kendi de ortaya çıkan şeyin ne olduğunun farkında değil. Ama yaptığı her neyse bir resim olmuş. Yeni bir dönemin başlangıcında olma hissi. Öyle bir dönem ki arkasından insanlığın kendi kendini yok ettiği bir dönem geldi. Avantgarde'in merkezini Paris'ten New York'a taşımanın cesareti bu sanatçıların işlerinden de belliydi. Her biri resim yapmak için yeni bir yol icat etti. En çok Jackson Pollock fırça kullanma ve fırça darbeleriyle resim yapma fikrinden uzaklaştı. Fırça yerine ahşap bir çubukla boyayı sıçratıyor, damlatıyor ya da fırlatıyordu. Heyecanlı, hızlı, yavaş, dramatik şekillerde. Kullanabileceğiniz sıfatların sınırı yok. Sağdan sola, aşağıdan yukarı tuvali dolduran çizgiler. Polak'la ilgili başka bir anekdotta ise Hans Hoffman sanatçıya doğa resmi çizmekten hoşlanıp hoşlanmadığını soruyor. Polak ise ben doğayım diye cevap veriyor. Bu hikaye ne kadar gerçek tartışılır. Ama Polak'ın aksi ve pek konuşkan olmadığı hakkında söylenenleri doğrularcasına. Ve bu hikaye aslında soyut dışa vurunculukla ilgili de bir şeyler anlatıyor. Bu sanatçıların en çok ilgilendikleri şey kendileriydi yani genel olarak insandı. Bir insanın enerjisi, psikolojisi, değerleri, kuralları, fiziksel varlığı. Pollock'ın bir resmine baktığınızda bu resmin sadece eller ve parmaklarla yapıldığını düşünmezsiniz. Yerdeki tuval üzerinde kendi bedeninizin de kıpırdadığını, zıpladığını, dans ettiğini hayal etmek güç değil. İşte bu enerji Pollock'ı diğer sanatçılardan ayırıyor. Resmin kendisinin de kıpırdamadığına inanmak güç. Tabi bunun nedeni gözünüzün ve bedeninizin tabloya bakarken oynaması. Bütün resme bakabilmek için hareket etmeniz gerekiyor. Resmin içine dalıp bir çizgi nerede bitiyor başlıyor çözmeye çalışırken ya da hangi çizgi hangisini kesmiş bulmaya çalışırken farklı boya tiplerinin de olduğunu keşfediyoruz. Bazıları parlak, bazıları mat, bazıları metalik. Örneğin Full Photon 5 yani adını 9 metre derinde olarak çevirdiğimiz bir resimde sadece boya değil, boyanın içine karıştırılmış başka şeylerin de olduğunu görüyorsunuz. Anahtarlar, demir paralar, çöp. Bu resimlerin hiçbirine Polak taslak yaparak ya da önceden tasarlayarak başlamadı. Polak'ın çalışmalarını bugün performans sanatı dediğimiz sanatın atası olarak görebiliriz. Sanatçı bu açıdan bir performans sergiliyordu daha önceden planlanmış bir şeyi doldurmuyordu. Rastgele o anda oluşan hareketlerle eserini oluşturuyordu. Ve ortaya çıkan eser ona da sürpriz oluyordu.